Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Ödülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Ben bir kez daha sizlerin adına Kayseri Ödülümü Hastanesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Forma çekilişindeki sponsorlukları için. Yani bütün takipçilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki bu güzel hastane bizlere destek oluyor ve bizlere sponsorluk yapıyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Hüma Hastanesi özelinde bütün sağlık çalışanlarına, bütün sağlık personeline de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür etmeyi çok seven bir insanım. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin sevgili sağlık personeli. İsmail Kartal'dan kadroya Neşter. Şimdi sevgili Erşat Hocam kızıyordur İsmail Kartal'a bir soramadım da ama. Şimdi Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'a 2 puan bırakan Fenerbahçe'de. Teknik direktör İsmail Kartal. Hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maç öncesi sürpriz kararlara imza attı. Bakın arkadaşlar bu haber sadece bir haber. Anlatabiliyor muyum? Yani burada %100 diye bir şey yok. Sürpriz kararlar neler arkadaşlar? Kadıköy'de 2-2 bitince Galatasaray'a koltuk kaptırılınca liderlik koltuğu İsmail Kartal'dan ilk 11'de bir şeyler yaptı. Ve kadroda rotasyona gitti. Gidecek. Gidiyor. Gitmeyi planlıyor. Şimdi kulüp içinde çok ciddi şeyler var. Ben önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ya istediğiniz her şey üstüne yemin edebilirim. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bak bunu gerçekten diyorum. Samimi söylüyorum. Yemin edebilirim. Hiçbir şey bitmiş değil. Ama hiçbir şey de bitmemiş değil. Ya sen ne kadar özgüvenli davranırsan, sen ne kadar üstüne düşersen, sen ne kadar çalışırsan, sen ne kadar çabalarsan bu işin sonu oraya gidecek. Ya Fenerbahçe olarak sen ben şampiyonluğa inanıyorum. 13'te 13 yapıyorum dersen şampiyonsun zaten. Ya hiç kimseyi beklemeden şampiyonsun. Sen 13'te 12 yaptın. Bir tane fire verdin. Galatasaray 2 fire verdi. Sen şampiyonsun. Yani hem onun firesine hem seninkine. Birincisi Fred'in yokluğunda Mert Hakan 11'e diyor. Arkadaşlar kumar oynamak istiyorsa İsmail Kartal. Hani ben hacca gittim ama yine de ben bir de kumar oynayayım diyorsa buyursun yapsın. Şimdi bazı oyuncular yedeğe çekilme söz konusu. İrfan Can Kahveci'nin İlk 11'e dönme ihtimali yüksek. Arkadaşlar benim duyduğuma göre %100 ilk 11'de. Ama bu duyum sadece. Belki de taktiktir. Ayrıca Mert Hakan yanı dışında Fred'in yokluğunda görev yapması bekleniyor. Fred'in yokluğunda ben bir şey söyleyeyim. Fred'in yokluğunda şimdiye kadar İrfan Can falan oynatılmadıysa bu aslında İsmail Kartal'ın ayıbı. Ne derseniz deyin. Ya arkadaş sen Fred'siz bir dönem yaşadın. Sıkıntıyı yaşadın. Kederi yaşadın, derdi yaşadın. Buna şimdiye kadar çözüm bulmadıysan bu senin ayıbın. Hiç kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Şimdi savunmada Leonardo İsmail Yüksek Alanya maçında 8 numarada isteneni veremedi. Niye 8 numarada oynattık Alanya maçında? Ben de onu anlamıyorum. Türkiye'nin en iyi altısını niye 8'de oynattık? Bonucci'nin ilk 11'e girme ihtimali yüksek. Arkadaşlar benim duyduğuma göre İrfan Can Kahveci ve Bonucci ilk 11 başlayacak. Bu benim duyumlarım. Bakın Cuma günündeyiz. Maçımız yarın. Bu benim duyumlarım. Ha, son bir gelişme olur. Başka bir şey olur. Bir şey diyemem. Szymański dinlendirilebilir demiş. Kesinlikle bu doğru değil. Szymański sarı kart ceza sınırında. Bir dinlenecek olsa zaten sarı kartı görür. Bir sonraki maçta dinlendirilir. Hani bu haber sadece biraz da temenniyi gerektiren haber. Bilginiz olsun. İsmail Kartal'dan Galatasaray tespiti. Şimdi bu haber daha dikkat çekici, daha hoş bir haber. Niye biliyor musunuz? Gerçeklerin daha yoğun olduğu bir haber. Şimdi yeter ki biz maçları kazanalım demiş. Bakın 16 günde Fenerbahçe'nin 16 günde 4, Galatasaray'ın 18 günde 6 maça çıkacağını aktarmış ve rakibimiz de puan kaybedecek. Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım demiş. Şimdi Galatasaray'ın yoğun maç trafiği, dün golü attıktan sonra 10 kişi kalması, yoğun efor sarf etmesi. Hani inşallah bu Ankara Gücü maçında mağlubiyet olarak döner Galatasaray'a. İsmail Kartal'a fırsat tepilmesin diyor. Ben şunu söyleyeyim. Hani kendi göbeğini kendin keseceksin. Başka şeyin yok. Fenerbahçe'sin sen. Sen göbeğini kendin keseceksin. Senin göbeğini kimse kesmez. Kendi göbeğini kendin kes şekerim. Git maçlarını kazan arka arkaya. Ben şunu da söylüyorum bak. Çok iddialı bir cümle kuruyorum. Fenerbahçe arka arkaya 5 maç kazansın. İddialıyım Galatasaray arka arkaya 5 maç kazanamaz. Bunlar 5 maçını kazanamaz. Fenerbahçe kazansın Galatasaray kazanamaz. Çok iddialı bir cümle. Ama lafımın arkasındayım. Şimdi Fenerbahçe'ye 23'lük Sambacı Gut, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü ile sezon sonuna kadar sözleşme yaptı. Gelecek sezon için Fortuna Sittard'lı Rodrigo Gut'u düşünüyor. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper şimdiden yakın takibi alındı diyor. Şimdi
Ben hiç araştırmadan söylüyorum. Şimdilik bu mantıklı değil. Hocam işte futbolcularımız küser değil mi? Alakası yok. Alakası yok. Yani 23 yaşındaki stoperi sen nasıl inceliyorsun? Nasıl şey yapıyorsun şimdiden? Peki ben başka bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın'ın şeyini kullandılar. Opsiyonunu. Gitti. Serdar Aziz 1. Emir Ortaka'ya dönecek haberiniz var mı? 2. Bekao 3. Ciku 4. Bonucci 5. Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldın. 6. Nasıl olacak? Hadi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bana kalırsa Vitor Pereira'nın gelmesi gereken sezon önümüzdeki sezonla. Harbi söylüyorum. Çağlar'ın falan al bonservisine. Üçlü savunma hattı. Hani şeyden dolayı diyorum. Üçlü oynatacak diye diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Üçlü oynatacak diye diyorum. Fenerbahçe stoper alacağını zannetmiyorum ben. Ha şu bir gerçek. Şimdi diyor ki Çağlar Söyüncü ve Bonucci'nin kiralık sözleşmelerinin sona erecek olması. Yani Bonucci'nin kiralık olduğunu söylüyor. Buradaki haber. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir de şuradan bir kontrol edeyim. Hani Fenerbahçe'nin sözleşmesini detayını ben mi yanlış hatırlıyorum diye bir kontrol etme gereği duydum arkadaşlar. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2024. Ama kiralık olarak değil diye biliyorum. Yani orada orayla feshedip öyle geldi diye biliyorum. Hani bedelsiz olarak geldi. Bir yıllık sözleşme artı bunun içinde bir opsiyon var. Şu kadar maçta oynarsa şöyle olur böyle olur diye bir opsiyon var. Yani Fenerbahçe o opsiyonu kullanabilir. Bonucci kiralık değil. Çağlar kiralık. Hani tanımları birbirine karıştırmayalım diye söylüyorum. Bonucci kiralık değil. Şimdi ben şu Brezilyalı arkadaşı çok merak ettim. Gündemini aldı Fenerbahçe. Bak olabilir. Benim haberim olmayabilir. Arkadaşlar her şeyi bileceğim diye bir şey yok. Haddimi bileyim yeter. Ya ben haddimi bileyim. Sizin değerinizi bileyim. Sevdiğim insanların değerini bileyim. Kıymetini bileyim yeter. Yanlış anlaşılmasın. Scouting transferi olabilir. Detaylı inceleme yapılabilir. Hani öneri olabilir. Uzun zamandır izleniyor olabilir. Oyuncu 23 yaşında Brezilyalı 1.91 boyunda 1 milyon 800 bin euro değeri var. Şimdi Fortuna Sittard Hollanda 1. Lig. Ve baktığım zaman Almanya pasaportu da var. Bak bu iyi bir şey. Atalanta'da falan oynamış. Yani İtalya Ligi'nde oynamış. Fortuna Sittard 2022'de 1 milyon 100 bin euroyu almış. Ve 24 maçta 2 gol var. 2181 dakika. Bak ben bunu okuyayım bir şey demem. Hani Osterwold'e gelirken de millet birçok tepki göstermişti ama şimdi Osterwold'i 20'ye satacağız desek geçen sene ala ala bunu mu aldınız diyen kişiler der ki siz ne saçmalıyorsunuz. O yüzden şey yapıyorum. Kalıp kalmayacakları belirsiz. Şu bu geç Fenerbahçe'den yakın takip. Arkadaşlar Fenerbahçe scoutları yakın takip yapıyor diyor. Kariyeri Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Tüm sezonu izlenecek diyor. Sakatlık yüzünden kaçırdığı maç yok diyor. Tamam Fenerbahçe kesin alacak arkadaşlar. Kesin bu oyuncu bizde hayırlı olsun. Yani şu olaydan sonra herhalde değil mi? Ulan biz tarihi boyunca sakatlanmayan João Pedro'yu aldık. Herif bizde yalama oldu ya. Ciddi söylüyorum ya Fenerbahçe şansı, şanssızlığı, bahtı, bahtsızlığı ilginç bir şeyimiz var ya. Ya maşallah diyoruz 3 gün yaşıyor. Sübhanallah diyoruz çarpılıyor. Öyle bir enteresan bir kaderimiz var. Şimdi gelelim en baba en hassas konulardan birine. Ferdi Kadıoğlu konusuna. Şimdi Ferdi konusu çok ince elenip sık dokunacak bir konu. Niye ince elenip sık dokunacak bir konu? Ya Ferdi Kadıoğlu bizim çocuğumuz. Fenerbahçe Galatasaray'la şampiyonluk yarışına girmiş durumda. Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola yeni sezonda Fenerbahçeli Yıldız ismi kadrosunda görmek istiyormuş. Habere bir girdim arkadaşlar. Çaykur Rizespor maçı, hazırlıklar, Corendon Alanya, beraberlik, takviye yapmak istiyor. Stoper, orta saha, forvet takviyesi yapmak istiyor. Fenerbahçe 3 mevkiyi güçlendirdi. Hani haber öyle gidiyor. En son baktım Ferdi Kadıoğlu'na ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Bakın iddia. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeseydi Sakaboy'u satıp satabilecekleri en iyi yer Fortuna Sittard falan olurdu. Orada boy gösteriyor. Bayern Münih maçında da full performans. Adamlar da diyor ki tamam zaten sağ bekte de ciddi bir sorunları var. Ben çok büyük iddiada bulunuyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı, Fenerbahçe ile karşılaşsaydı
Sağbek'te bunlar o sahayı görseydi aynı parayı o sahaya verirlerdi. Çünkü yani aynı performansı gösterseydi, yani o maçtaki performansın aynısını gösterseydi. Bak Fener yani yenilmelerine rağmen. Bazen de şans böyle gidecek. Mesela Vedat Muriç'i hatırlayın. Gitti İngiliz milli takımına karşı Kosova'da. Gol, iki golünü birden attı. Bir şey yaptı. Herif, adamların belki de alacakları yoktu. O maçtaki performansı belirleyici oldu. Ve Borussia Dortmund mesela, ben açık söyleyeyim. Ferdi'yle en ciddi ilgilenen takım Borussia Dortmund. Bugün deseniz ki Mustafa hocam, Ferdi nereye gider? %1 milyon Borussia Dortmund derim bak size. O kadar diyorum. O kadar adamlar ciddiler. Yani adamların ben ciddiyetini anlatıyorum size. O kadar ciddiler. Ama harekete geçmiş. 33 maça çıkmış. 24 yaşında futbolcu. 2 gol 2 asistlik. Ferdi'nin 2026'ya kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Fenerbahçe 30'un altına bırakmak istemiyor. Ben şunu söyleyeyim. Ali Koç da açıkladı. Hani Ferdi'nin kalacağını düşünmediğini açıkladı. Açık açık gidecek demedi. Dedi ki Ferdi Kadıoğlu benim ilk yurt dışı transferimdir. 10 numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki Fenerbahçe de mutlu, ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi 24 yaşında her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem sezon sonu yeni bir hikayeyi yelken açacağı yönünde diye. Yani elbette Fenerbahçe güç kaybedecek, ama Ferdi Kadıoğlu'nu ben yazın tutabileceğimizi zannetmiyorum. Hepiniz başka yerlere odaklanıyorsunuz, ama İrfan Can ve veya Cengiz'den en az birinin de gideceğini düşünüyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Ha, Ferdi için de Manchester City'ye dair hiçbir bilgim yok. Ama bu tip yalan bile haberler çıksa, yalan haber çünkü ben açık söyleyeyim, çıksın. Sakaboy Bayern Münih olayının Fenerbahçe'ye pozitif yansıması elbette olur. Bak demek ki lan bu ligde futbolcular Bayern Münih'e gidebiliyormuş diyecekler. Bakacaklar Fenerbahçe'nin CV'sine. Real Madrid'e futbolcu satmış, Napoli'ye satmış, sattığı futbolcu Bayern'e geçiş yapmış, öbürünü bilmem nereye satmış, öbürünü oraya, öbürünü buraya. Ulan oynatmadığı futbolcuya bile Lazio talip olmuş. Düşünün Fenerbahçe'nin piyasasını. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin, bak Sakaboy'u Fenerbahçe sanki kendi satmış gibi bu işin kaymağını yemek zorunda. Yersek helal olsun. Aferin, çok zekice. Ama bu işin kaymağını yiyemezsek vah ki ne vah. Fenerbahçe duran top çalıştı diyor. Özel çalışma. Şimdi Süper Lig'de çok fazla duran top kullanmasına rağmen bu anlamda sonuç alamayan ekipler içerisinde bulunuyor. İsmail Kartal'ın ekip duran toplarda skor bulmak için özel çalışmalara başladı. Arkadaşlar İsmail Kartal bıdı bıdı yapıyor. Yok şu kadar yaptık, şu kadar kullandık, şu kadar attık. Geç hepsini Sayın İsmail Kartal, geç. Sen bana oran orantı ver. 100 duran topta kaç gol buldun? Galatasaray 100 duran topta kaç gol buldu? Ligde en çok duran toptan gol bulan takım kaçta kaç buldu? Ben iddia ediyorum. Oranlarsak, şu kadar bulmaya şu kadar diye yüzdelersek en kötü takım bizim. En kötü takım. Ya Alanya maçında 9,5 korner kullandı. Bak maç başına Fenerbahçe 6,5 korner kullanıyor. Ceza sahası çevresinde en çok serbest vuruş kazanan takımlardan biri. Buna rağmen ligin duran topları en kötü kullanan ekipler arasında da ikinci sırada. Alanya maçında 9 korner kazanıldı. Rakip kalede tehlike oluşmadı. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gerçekten olamaz ya. İsmail Kartal idmanlarda duran top organizasyonlarına ağırlık verdi. Gerekirse teknik ekibe bu alanda uzman bir ismin katılabileceği öğrenildi diyor. Ben teknik ekibe bir isim katılacağını düşünmüyorum. Ve bunun da duyumunu aldım. Kesinlikle kimseyi istemiyorlar arkadaşlar. Almayacaklar da. Bunu da duyumunu da vereyim size. Şimdi Fenerbahçe Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo'nun hocası kovuldu. Rayo Vallecano'ya transfer oldu Miguel Crespo ve hocası ile yollar ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe şansı mı diyeyim, Fenerbahçe şanssızlığı mı diyeyim, baht mı diyeyim, bahtsızlık mı diyeyim? Bu ilginç bir olay. Çok ilginç bir olay. Ara transfer döneminde buraya gidiyor. Buraya gidiyor gitmesine ama Francisco Rodriguez'in görevine son verilmiş. Ligden düşme hattından uzak kalmaya çalışsa da son 5 maçta 4 yenilgi bir beraberlik. 2-1'lik son Mallorca mağlubiyeti bardağı taşıran son damla olmuş. Sezon sonuna kadar takımın başına Inigo Perez'i getirmiş. 36 yaşındaki çalıştırıcı 2022-23 sezonda Vallecano'da Andoni Raiola'nın yardımcılığını yapmıştı diyor. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. 33 yaşındaki bir çocuğun gelmesi, 36 yaşında bir çocuğun gelmesi belki de işimize yarayacak. Nasıl işimize yarayacak? Arkadaşlar 36 yaşındakiler biraz macera perest olur. Belki de diyecek ki Crespo'yu oynatayım, oynatmayayım. Hani açık söyleyeyim, ben Crespo'yu oynatıp oynatmaması konusunda kıvırmayayım. Ben Crespo'nun gitmesini son derece yanlış buluyordum. Yine de söyleyeyim, yanlış buluyorum. Ha, eğer
Krunic 8 oynayacaksa doğru transfer. Krunic 6 oynayacaksa en büyük salaklığı yaptık. Krunic'ten 6 olmaz. Krunic 6 oynayamaz. Yumuşak kanlı oyuncu. Willian Arao'nun bir tık üstü. Lan ben Arao'yu göndermezdim eğer bundan memnun olsaydım. Anlatabiliyor muyum? Krunic eğer 6 oynayacaksa biz yandık yandık. Çok ciddi yandık. Onu da söyleyeyim. Yani hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Aktaracaklarım, söyleyeceklerim benim bu kadar. Ha, şunu da bir konuda belirteyim. Kısaca Ferdi gider ama bana kalsa Dortmund'a gider. Hocam bugünlerde transfer konuşmak doğru mu? Arkadaşlar asıl transfer sezonu bitiminde transfer konuşulur. Şubat ayındayız. Transfer çalışmaları başladı arkadaşlar. İyi de hocam Ali Koç gidecek, yönetim gidecek. Son senesi diyor. O zaman biz kimseyi almayacak ki. Yani sen yalan söylüyorsun arkadaşlar. Ali Koç gidecek. Yönetim gidecek. Mario Branco kalacak. Ya Ali Aziz Yıldırım olduğunuzu düşünün. Kulübün başına geldiniz. Branco'yu gönderir misiniz? Mario Branco gel bakalım bir ya oğlum. Sen ne güzel transferler yapıyorsun lan. Öyle Simanski mi maski. Bir iki tane daha futbolcu getir şöyle ya. Ya bana böyle isimlerle gel, atıp şey şu falan getirme dersiniz. Siz Saadettin Saran olsanız. Ya Mustafa Hoca olsanız. Ahmet olsanız. Mehmet olsanız. Mario Branco'yu gönderen kişi gerizekalı değil midir? Bence gerizekalıdır. Ya çok özür dilerim bu tabiri kullandığım için ama adam daha ne yapsın? Satma var, kiralama var, alma var, scouting var. Daha ne yapsın? Tırt transferimizi söyleyin. Bu sene tırt çıkan transfer. Hocam Ryan Kent geçen seneden Jesus'un aldırdığı isim. İsmail Kartallık bir durum yok. Hadi onu geçtim. Onay verdi vermedi. Belki de Kent'in kişisel sıkıntıları vardır. Onu da geçtim. Nereye gireyim? Umut Nayır. Umut Nayır Türk zaten. Mario Branco gitti. Umut Nayır alacak hali yok. Değil mi? Ya düşünsene Mario Branco'nun Umut Nayır scouting yaptı. Ama yine tırt oyuncu değil de Fenerbahçe'de tutmadı. Başka? Dzeko, Tadic, Szymański, Fred. Yani söyleyin bana hangisi tutmadı? Becao, Dzeko. Yani Livakovic. Gerçi Livakovic tam şey değil. Ne derler onun adına? Tam scouting değil de böyle bir durum işte. Hani Livakovic'in durumu. Yani enteresan isimleri var. Yani durum bu. Demek istediğim umarım anlatabildim arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar ama ilk 11'e dair de her denilene inanmayın arkadaşlar. Bunu da bir kez daha belirtmiş olayım. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.